Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben sizlerle çok daha iyiyim. Bugün sizlerle birlikte Harfler Göğü Kahramanları'nda S harfini hikayesini anlatacağız. Hem renklendireceğiz hem de tıklayıp izleyeceğiniz zaman ufak bir ön bilgiyle bilgilendirilmiş olacaksınız. Harfler Köyü maceraya doymuyor. Çok güzel, çok sevimli karakterleriyle bizlere hem Arap harflerimizi, Kur'an-ı Kerim'in harflerine hem de çok güzel bir şekilde anlatıyor, hikayeleştirilmiş. Kur'an-ı Kerim, Kureyş lehçesinin Arapça harflerinden oluştuğu için Arap harfleri diye bahsetmekte uygun buldum. Elifba'nın üçüncü harfidir S harfi. Harfler Köyü'ndeki macerasını şöyle bir göz attığımızda yaklaşık 7,5 dakika sürmektedir. S harfi çok sevecen, çok tatlı, çok yardımsever bir harftir burada. Noktalarla renklendirdim ve noktaların renklerini buluyorum ayrıca arkadaşlarım. S harfinin çok sevmiş olduğu allı pullu paçalı diye tavukları vardır. Ve bunlarla birlikte her gün taze yumurta almaktadır. Bir gün yine neşeli bir şekilde güne başlayan S harfimiz bir sürprizle karşılaşır. Sürpriz bir misafir de vardır. Yumurtalarını sepetine koyduktan sonra fark eder. Bakalım bu sürpriz arkadaşımız kimdir? Ve nasıl yardım bekliyordur? Nasıl yardım edecekler acaba ona? Çok güzel tasarlamışlar. Çok güzel hikayeleştirmişler. Umarım sizler de çok beğenirsiniz. Ben çok beğendim arkadaşlar. Minik bir serçedir onun. Yardımına muhtaç olan diğer arkadaşı. Acaba ona nasıl yardım edecekler? Tıklayın ve izleyin. Çok güzel yapmışlar. Evet arkadaşlarım. Benim minik dünyalarım. Acaba S harfinin çok sevmiş olduğu allı, pullu, püsküllü, merak ve ilgili nereye bakıyor? Minik serçe neden öyle bakıyor sizce? Bunların hepsi Harfler Köyü'nün 4. bölümünde bakarsanız göreceksiniz. Şu önlerindeki yuvarlak şeyler de ne acaba? Onların hepsini izleyeceksiniz. O topları nereye atmak istiyorlar? Ne kadar başarılı olabilecekler? Acaba topları S harfinin yapmış olduğu sepet topuna, sepet potasına atabilecekler mi? Acaba başarılı olanlar ya da olmayanlar ya da top atmayı başarmaya çalışıp da başka bir başarıya imza atanlar olacak mı? Yalnızca 7,5 yaklaşık 7,5 dakikaya sığdırılan harika bir macera. Çok tatlı bir öykü. Yapanların ellerine, gönüllerine sağlık. Biz çok severek takip ediyoruz. Umarım sizler de beğenirsiniz. Hem harfler akılda kalıcı olmuş oluyor, hem de çocuklarımız rengarenk çizimlerle daha çok eğleniyorlar. Keçeliyle yaptığım için arkadaşlar boyamamızı birazcık ucun darbeleri farklı gösteriyor olabilir. Bazen suluyla da yapalım, sulu boyayla da yapalım. Bazen pastelle de yapalım. Bazen keçeliye de devam edelim. Böylelikle neyin ne kadar güzel gösterildiğini de görmüş oluruz. İstediğiniz boyayla boyayabilirsiniz. Minik serçemiz
Çok belirgin olmadı ama böyle bir renkte şöyle renklendirelim. Çizgi film karakterlerinin birebir renklerini yapmadım. Öylesine bizden renklendirmek istediğimiz renkleri aldık. Sizler de farklı renkler kullanmak isterseniz ya da birebir renklendirmek isterseniz Harfler Köyü'ne tıklayın, izleyin, çizin ve boyamanın keyfine, çizgi filmin kalitesine, keyfine varın. Hem eğleniyorsunuz hem öğreniyorsunuz. Çok güzel. Noktalamalara uygun renkleri bulmaya gayret ediyorum. Önceden biz bunları değişiklik olsun diye nasıl hangisini hangi rengi boyayalım diye küçük küçük noktalar koyduk. Bakalım. Ağaçlarımız. Evet arkadaşlar, gökyüzü her zamanki gibi masmavi, çok aydınlık bir günü, neşeli, huzurlu, afiyetli geçmesini umut ederim. Hepimizin de öyle olsun. Hangi harfin kenarını boyuyorum hatırladınız mı? Tam üç noktalı, böyle hoppa. Bir çanak gibi, bir tabak gibi artık neye benzetirseniz. Evet, S harfi. Kur'an-ı Kerim'in elifba harflerinin üçüncüsü olan S harfi. S harfi peltek bir harftir. Benim güzel kardeşlerim. Peltek demek yani dil ucunu dişlerimizin arasından birazcık çıkartarak sesi öyle sağlamaktır. F diye. Asıl olan özelliği peltek olması, üç nokta olmasıdır. Bir de ince bir harftir. Harfler Köyü'nde karakter olarak canlandırdığı için S harfi. Düz söyledim ben sizlere. Çok tatlı, iyimser, yardımsever. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Ağaçlarımız bizim her şeyimizdir. Oksijenimiz bol ve rahat nefes alabilmemizi sağlar, havayı temizler. Ağaçlarımız olmazsa olmaz. Evet. Allah'ım nefes alıp vermeyi bizlere kolaylaştırdığı için sana sonsuz şükürler olsun. Bizlere bu kadar farklı renkleri görmemizi sağlayabildiğin için, konuşabildiğimiz için, yutkunabildiğimiz için, görebildiğimiz için, renkleri ayırt edebildiğimiz için, bu özellikle hepsini verdiğin için sana sonsuz şükürler olsun Rabbim. Bu özelliklerden herhangi birisine farklı bir özellik katarak, diğer özelliğini fazlalaştırarak verdiğin insanlara da sabır, selamet, nasibet. Arkadaşlar tavuk yumurtalarında bilhassa gezen tavuk yumurtalarını tercih ediyoruz. Burada S harfimiz de
Çok dikkat etmiş, kendisine tavuklar almış, çok güzel bakmış onlara. Onların yumurtalarını tazecik alıyor. Yediğine, içtiğine, temizliğine dikkat ediyor. Keşke imkanımız olsaydı bizler de böyle tavuklarımızı güzelce baksaydık, günübirlik yaptıkları yumurtalardan yeseydik. Belki bir gün nasip olur bize de. Eğer bir hayvan besliyorsak onun bakımına özen göstermeliyiz. Çünkü o bize muhtaç. Ben değil mi? Benim minik arkadaşlarım. Benim güzel ahlaklı kardeşlerim. Keçeli kalemle şöyle boyamak birazcık zor oluyor, renkleri belirtmek. Şimdilik artık böyle. Değişik göründü öyle değil mi, tavuklar, güvercinler? Evet arkadaşlar. Şimdilik böyle S harfi muhabbet ediyor allı pullu paçalı tavuklarıyla. Paçalıyı ben şimdilik buraya resmetmedim. Güvercine de yardım ediyor. Ve kendisinin bulduğu sepet topuyla birlikte arkadaşlarıyla güzel bir gün geçiriyor. Allah'a emanet olun. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.